Ege ve Akdeniz dağlarında yarı göçebe bir toplum yaşar. Yüzlerce yıldır ormancılıkla uğraşan bir toplum. Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmelerinden bu yana dağlarda, orman içlerinde yaşamak zorunda kaldılar. Bir zaman onlara ağaç erleri, yani orman adamları denildi. Günümüzde ise tahtacılar, tahtacı Türkmenler olarak anılıyorlar. İşte bu insanların çam kokulu öyküsü. Tahtacılar, Ege ve Akdeniz'in maviliğinin yeşille buluştuğu Toroslar'da yaşıyorlar. Bir bölümü halen ormanlarda yarı göçebe yaşam biçimini sürdürse de günümüzde çoğunluğu yerleşik yaşama geçmiş. İçe kapanık, gizemlerle dolu bir topluluk. Biz de tahtacıların kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini öğrenmek için yollara düşüyoruz. Neredeyse hiç uyumadan keşfetmeye çalışıyoruz. Tahtacı kimdir, nasıl yaşar? Yazılan kitapların dışına çıkıp onları gözümüzle görmeye, görüntülemeye yaklaştıkça heyecanımız artıyor. İlk durağımız yoğun olarak yaşadıkları Antalya'nın Finike kasabası. Ana yoldan çıkıp dalıyoruz ormana. Karşımıza çıkan ilk yerleşim yeri Beşikçi Köyü. Herhangi bir Anadolu köyünden farksız bir köy görünümünde. Belki evlerin mimarisi biraz farklı. Bir iki ayrıntı dışında bildik bir Anadolu köyü. Duruyoruz köyün kahvesinde, oturuyoruz. Çay ikram ediyorlar. Meraklı gözlerle ne söyleyeceğimizi bekliyorlar. Tahtacılar diyoruz. Soruyoruz, kimdir tahtacı? Biri, Anadolu Alevi topluluğu içindeki dedeli Alevilerden biridir diyor. Biz Aleviler diyoruz bu kez. Soruyoruz, kimdir Alevi? Bir diğeri, bir yaşam tarzıdır Alevilik. Ne bir dindir, ne de bir mezhep. Felsefesi halk resmine benzer. Tek boyutlu, yalın halk resmi gibidir diyor. Sohbetimiz koyulaşıyor. Beşikçi köylüsü seracılıkla uğraşıyor. Narenciyelik yapıyor. Onların da her köylü gibi sorunları toprak ağaları. Böylece tahtacı Türkmenlerle ilk tanışmamız gerçekleşiyor. Bundan yaklaşık 120 yıl önce başlıyor tahtacılar yerleşik düzene geçmeye. Kasabalar köyler kurmuşlar Ege'nin, Akdeniz'in ovalarına. Terk etmişler ağaç kesim işini, motorlu bıçkıların yaygınlaşmasıyla. Zorlaşmış iş bulmaları. Şimdilerde meyvecilik, sebzecilik yapıyorlar ama kopamamışlar benliklerini oluşturan, var olma sağlayan ağaçlardan, ormanlardan. Orman içindedir köyleri, kasabaları yeşiller içindedir. Bir ırmak geçer Gökbük'ten. Eymalı'dan gelir, Akdeniz'in maviliğine kavuşur Aykırıçay. Yüzlerce yıldır tanıklık eder buradaki tahtacıların yaşamlarına. Katışıksız bir Alevi köyüdür Gökbük Köyü. Pek genç kalmamış köyde. Sadece çocuklar ve yaşlılar. Bırakmışlar ormancılığı, ağaç işlemeciliğini.
Bu köyün tamamı orman işçisiydi evveli. Bu bayağı 15 seneyi falan geçti. Bıraktık bu işçiliği. Köyün geçim kaynağı genellikle son zamanlarda narcılık var burada bir. Narenciye var, narcılık var mesela bu gibi. Açık tarla zepsesi gibi öyle fazla bir turfanda bölgesi değil. Ormancılığı bıraktık. Daha evvel bu köy ormancılık yapıyordu. Orman işçiliğini bıraktı. Şimdi işte dediğim gibi köyün gençlik kısımları turizme gidince orta yaşlılar, yaşlılar köyde bulunur. Yeni meslekleri yapı ustalığıdır, doğramacılıktır, mobilyacılık, çiftçiliktir. Gençlerin çoğu Akdeniz'in kıyısına inmiş turizmde çalışmak için. İnatla tahtacı geleneğini değiştirmeden sürdürür geride kalan yaşlılarsa. Selavet. Selavet Muhammed. Muhammed'e selavet. Kutlu olsun, kutlu olsun derlerin ağzı tatlı olsun. Kutlu olsun. Kız anası, kız babası, hani bunun öz babası. Biner atın iyisine, sunar yolun koyusuna. Selam edin dayısına, kız anam gelin oluyor. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Aleviliğin kutsal kitabı sorulduğunda yanıt her zaman buyruk olmuş tarih boyunca. 19. yüzyılın ortalarında Hristiyanlar Alevilerle olan ilişkilerinden ve kutsal kitapların varlığından söz etmekteydiler. Özellikle de Buyruk adlı bir kitaptan bahsediliyordu. Bize göre buyruk İmam Cafer buyruğu vardır. 40 tane buyruk yazmış herif. 4 kapıya dağıtmış. Vermiş yani. Yani Alevilik, Bektaşılık, Kızılbaşılık, Refahsızlık diyor ya. Menakıb-ı Evliya, Fütühütname, İmam Cafer el yazması da olsa adları tahtacılar için çok önemlidir buyruk. Kitap bir yol göstericidir, kılavuzdur. En canlı biçimiyle tahtacılar arasında uygulanır. ...1857'de buyruğu, Tevrat'la bazı Alevi geleneklerinin özeti olarak değerlendirmişti. Amerikalı misyoner Dan Moore. Gerçekten de Alevi simgeleriyle Yahudi simgeleri arasında benzerlik görülse de... ...bu yalnızca bir benzeşmeden öteye gitmiyor. Anadolu'da ilk kez 16. yüzyılda Cemaat-ı Tahtacıyan adıyla rastlanıyor tahtacı Türkmenlere. Daha önceleri ise ağaç eri sözü geçmiş resmi kayıtlara. Yüzyıllarca tahta biçip meşe kömürü yaptıkları için çeşitli adlar almışlar. Ağaç eri, tahtacı, çiçili, tahtacı Türkmen. Adlar her ne olursa olsun hepsi aynı. Hiç fark yok aslında. Tahtacılarla ağaç erlerinin aynı insanlar olup olmadığı birçok bilim adamı tarafından araştırılmış. Ancak bu sorunun kesin yanıtı henüz bulunabilmiş değil. Ağaç eri sözcüğüne bir boy adı, bir şey adı olarak çok yerde rastlamıyoruz ama tarihte bir isim olarak rastlıyoruz. Ancak bunların ardıllarının nereye gittikleri konusunda eski tahrir kayıtlarında da ağaç erilerinin ardıllarının tahtacılar olduğuna dair de gerçek bir ipucu yok. Özellikle 1800'lü yıllardan itibaren tahtacı adını aldıklarını görüyoruz. Tahtacı adı da eski bir ad değil. Yolculuğumuzun 3. gününde İzmir'e 30 kilometre uzaklıktaki Nif Dağı civarına varıyoruz. Bölgedeki ağaç kesiminde çalışan tahtacı obası olduğunu duyduk. Yol 45 dakika sürüyor.
ulaşım arazi araçlarıyla bile zor. Konuk ediyorlar bizi sevinerek. Buralarda yeni yüzler görmemekten yakınıyorlar. Ormancılık yapan bir tahtacının güne nasıl başladığını biliyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla orman mühendisleriyle birlikte kesim bölgesine gidilir katırlarla. Önceden damgalanmış ağaçların kesimine başlanır. Ama biz yine de soruyoruz, güne nasıl başlıyorlar diye. Biz sabah saat 5.30 gibi kalkarız. Kahvaltımızı yaparız. Ayrıca hayvanlarımız, tavuklarımız, nelerimiz varsa onlara günlük bakımını yaparız. İşe gidilmesi gerekiyor. Hayvanla gidilecekse hayvanımızı, eşyalarımızı sarar, çıkarız iş yerimize. Tabii bu arada eşimiz yapabileceği işler varsa o da gelir. Zaten onlar bizde bir bütündür yani. Onlar olmadı mı bizde iş yerinde bir eksiklik olur. Onlar bizden fazla çalışırlar, bizden fazla ezilirler. Gerçi biz biliyorduk ormanda her zaman ailece çalıştıklarını. Kadın erkek, genç yaşlı tüm aile bireyleriyle. Çalışmalarında her zaman cinsiyete göre bir iş bölümü bulunurmuş. Kesim işi yüzyıllardır bir kadınla bir erkek tarafından yapılmakta. Hatta aynı cinsiyette olanların kesim işini yapması bir çeşit tabu sayılıyormuş. Kitaplar öyle yazıyor. Ama devam ediyor genç tahtacı. İş yerine vardığımızda ağaç kesim işlerini biz yaparız. Ev reisi olarak erkekler. Eşlerimiz ağaçları soyarlar, odunlarını falan toparlarlar. Günlüğümüz böyle devam eder. Öğlen olduğu zaman da öğlen yemeğine çadırlarımız yakınsa çadırlara geliriz. Eğer uzaksa hayvanlarla götürürüz öğlen yemeğimizi oraya. Azık derler ona, azık biçimi. Orada yemeğimizi yeriz. Bir tahtacı erkeği, eğer yanında çalışacak annesi, karısı, kız kardeşi veya ailesinden herhangi bir kimse olmazsa çalışmasını ertelemek zorundaydı. Çünkü buyruk yasaklıyordu bunu. Çünkü ağırdı ormanda çalışmak ve işin büyük bölümü insan gücüne dayanıyordu. Obada herkes çalışmalıydı. Herkesin yapabileceği bir iş olduktan sonra bizde işte bu kadınmış, bu evde otururmuş, bu şey yaparmış diye bir şey olmaz. Herkes yapabileceği kadar çocuklarımız bile mesela yaz tatilinde olan çocuklarımız bile giderler yapabildikleri işleri elinden geldiği kadar yaparlar. Eşlerimiz de bizle beraber çalışırlar. Çocuklarımız. Herkes bir iş dağılımı vardır. Kim ne yapabilecekse onu yapar. Kahyalar kesim yapacak olanları yönlendirir. Hangi ağacın kesileceğini söyler. O bölgenin orman mühendisi müdürü artık ilgili memur hangisi ise gelir buraya. Bize işçi lazım, işimiz var der. Köyde de zaten köy tamamıyla orman işçisi olduğu için onun bir mevsimi vardır. Kahya olur tabii. O bütün halkın önünde yapılan o ağaçlara numara vurulur. Bir bölüm damgalanır. Numara vurulur. O numara iyili kötülü o vatandaşların kaç kişi işçiyse onlara kura usulü çektirilir. Çok zaman önce değil, eskiden ağaç pirleri olduğuna inanılırmış. Rivayete göre kahyalar kesim bölgesinde bazen dakikalarca, bazen saatlerce beklerlermiş. Ağaç pirlerinin hangi ağacı keseceğini kulağına fısıldaması için. Her obanın ağaç piri farklı olurmuş. Bugün ise orman mühendisleri belirliyor kesilecek ağaçları. Kahyalarsa dağıtımını yapıyor. Eşit paylaşım olmaz. Yani. Numarada eşit paylaşım olur da mesela farz et 500 tane ağaç damgalamıştır. 10 kişiye bunu damgalar. Ama benim numaraya düşen az iyice olur, kalınca olur. Ben biraz daha senden farklı alırım ücreti.
Bugünkü yaygın bilinen adlarıyla tahtacı Türkmenler, kesikleri hemen hemen her ağaca niyaz ederler, affını isterler. Yaşlı kadınlar da kesmek zorunda kaldıkları ağaçlar için ağıtlar yakarlar. Çünkü tahtası yapılacak ağaç düzgün ve sağlam olduğundan güçlü ve dürüst bir yiğide benzetilir. Ama en önemlisi ormanların ve her bir ağacın ruhunun olduğuna inanılması. Kaçak olmaması önemli değil onun. Yaş kesen, baş keser anlamında bir atasözümüz var. O kaçak da olsa, resmi de olsa, o için, her ağaç için, her işe başlama için onun kurbanı kesilir yani. Bugün bu uygulama neredeyse terk edilmiş durumda. Ama halen bunu uygulayanlar da yok değil. Mesela yaylaya çıktık. Farz et Elmalı'nın bir dağına çıktık. İşçilik yapacağız. Hemen daha işe başlamadan bir koyun da var neyse artık şartlar neyi gerektiriyorsa alır gelir. Birlik olarak diğer pişirecek maddeler de hazırlanarak yanda. Bu kavurma usulü, saçlarda kavurma yapılır. Bütün oradaki işçiler toplanır, bunu beraberce yer ve bir dua edilir. İşe başlamadan olan bir meseledir bu. Geçmiş yıllarda orman kesmenin yasak olduğu, devlet için ormancılık yapmalarından önceki zamanlarda bu iş kaçak yapılırmış. Uzun yıllardan beri devlet için orman işçiliği yapıyorlar. Onlar her gün yangın tehlikesiyle iç içe bulunan ormanların koruyucuları, hem de en iyileri. Nasıl olmasınlar ki? Orman onların hem evi, hem adı, hem de işi. Performansları gayet iyi. Niye iyi? Çünkü bu işi çok iyi biliyorlar. Çok hızlı yapıyorlar. Bu biraz da ehil olmak lazım bu işte. Çünkü son derece riskli bir iştir. Eğer acemi bir işçi veyahut da bu işi ilk defa yapan bir işçi bu işi ele alırsa, birincisi bir kere kalite olarak vasıf kaybına neden olabilir ağaçta. İkincisi kendisini tehlikeye atabilir. İş güvenliğini bunlar doğuştan bu işi yaptıkları için gayet iyi biliyorlar. Çok eski zamanlardan beri ağaçları dağlardan işleyip düze indirenler bu mesleğin en eski ustalarıydılar. Tahtacı çocuklar yaşama gözlerini ilk açtıklarında belki de ilk gördükleri ağaçlar. Duydukları ilk şey çam ağaçlarının hışırtısı. İlk kokladıkları ise çam sakızı, ahşap kokusu. Tahtacı aileler bunları doğuştan yani çam dibinde doğarlar, burada büyürler. Ve işçilikleri babadan kalma meslek olduğu için bu işi gayet iyi bilirler. Eğer yerel köylüler bu işe talip değillerse, o zaman biz tahtacı dinden bu gruplarla, bu işi iyi bilen insanlarla çalışıyoruz. Büyüme çağında çocukların hemen hemen tüm oyuncakları tahtadan, tüm yaşamları boyunca ahşap kokusu çekerler içlerini. Bunlar dediğim gibi kesimin ustasıdırlar, erbabıdırlar. Üretim işi onlara verildikten sonra yine memurlarımızın nezaretinde, üretim işçilerimizin nezaretinde kesimleri devamlı kontrol edilerek bizim damgaladığımız yıllık programımızda bulunan ağaçları keserler. Bizim istediğimiz şekilde seksiyonlarına, parçalarına ayırırlar. Ormanlar onlarsız yaşamayacakları gibi tahtacılar da ormansız var olamazlar. Aslında biliyorlar bunu ama yapılacak pek de bir şey gelmiyor elden. Azalan ormanlar gibi onlar da hızla uzaklaşıyorlar geleneklerinden, kültürlerinden, özlerinden. Belki özlerini unutmaları, belki Alevi toplumuna olan ilgisizlik, belki yaşam pahalılığı, kazandıkları paranın azlığı belki de. Ben anamdan dualı. Ben Keyif'te de yaptım Nata günlerinde. Tahtada bittik, kollu bıktı layına. Şimdi tomruk çıktı. Kamyonların nakliyatı yapıyor. Kamyon da var. Fakat kamyonla yüklettiğin emeğe kurtaramıyor. Depoya 6 milyon veriyorlar. Peki be diyorum 12 metre yatsam 60 bin liraya diyor. Sen olmuşsunsa... benim 4 tane günü dolduruyor onu. Ondan yemeğe katan ölüyor. 40 bin liraya yakıyor.
Zor şartlar altında çalışarak kazandıkları 3-5 lira kıt kanaat yetiyor yaşamak için. Ama pes etmeden atadan kalma mesleklerinde yaşam biçimlerini sürdürebilmek uğruna direniyorlar. Aletin bir detayımız yok. Belli ki yok. Mesela ben burada 3-4 ay çalışacağım. 6-7 milyonlu yara iş yapayım. 10 günde 270 milyonlu yara belgin yaptım ben. 10 günde. Motorlu aydan ayı. O motorla bozuluyor, İzmir'e gidiyor. Koyma bizim halimizi. Hiçbir sosyal güvencesi olmadan yaşayan bu insanların sırtından birçok orman ağası türemiş. Ama onlar vazgeçmiyor, direniyorlar. Çalışan bir kadın olarak zorluklarımız. Sabah erken kalkıyoruz, hayatımızın gereği. Hiç bir sosyal güvencemiz yok. En büyük şikayetim zaten bir sosyal güvencemiz yok. Çocuklarımızın geleceği bizim gibi olmasın isteğiyle. Hem kendi bugünkü hayatımızı yürütmek zorundayız, hem çocuklarımızın geleceğini hazırlamak zorunda kaldığımız için. Hayat biraz zor oluyor. Tüm zorluklara karşın mutlu olmaya çalışıyorlar. Yaşamlarının güzel yanlarını bulmaya çalışarak. Karşılığında ellerine geçen para az olsa bile. Tahtacının eşi olmanın en güzel yanı, devamlı beyimle bir arada kalmak, yuvamın başında olmak, evimin kadını olmak güzel. Her şeye karşın zor doğada, uygarlıktan uzak yaşamak, ormanda çalışmak, tehlikelerle dolu bir yaşam. Dikkatli olmak zorundalar. Ondan sonra görüyorsunuz son derece zor şartlarda çalışıyorlar. Doğa bir kere hatayı affetmiyor. İkincisi burada sosyal her türlü ihtiyaçtan mahrum bir şekilde çalışıyorlar. Bakmayın şimdi artık araçlar çoğaldı, yollar güzelleşti. Biz de yol şebekemizi arttırdık. Biraz daha rahatlar. Bundan önce şehir yerleşim merkezlerine çok uzak oldukları için sosyal yaşantıları biraz daha kısıtlıydı. Tahtacılarda dağlar, mağaralar, ırmak ve kuşların yanı sıra ağaçlar da kutsal sayılıyor. Örneğin ardıç ağacı. Bugün bazı yerlerde semahlarına ardıç adı anılarak başlanıyor hala. Birçok tahtacı yerleşim yerinde ise küçük birer meşe korusu bulunuyor. Kutsadıkları böylesine yerleri yoksa en yakın mezara, türbeye giderler. Burası ister tahtacılara ait Kafi Baba Türbesi olsun, ister diğer Alevilerin Abdal Musa Türbesi olsun. Aslında hepsi aynı kökten, hepsi aynı felsefeden. Bizim burada öyle bir kutsal bir yer, bir ağaç yok. Bizim her sene yaz mevsiminde köylülerimiz imkan dahilinde dışarıda da olsa, elma Antalya'da bilmem turizmde de olsa herkes kendine bir borç bilir. İsteyen yaz mevsiminde Elmalı'daki Tekke köyünde Abdal Musa türbesine kurban keser. Adam adak olur, yeni bir araba almış olur, bir evi yaptırmış olur, bir rüya görür mesela, içinden gelir oraya bir kurban keser, gider oraya, bunu pay eder, pişirir, onu komşuyu, misafirleri davet eder, yedirir, içirir, döner gelir. Özel günlerde ziyaret yeri olan bu meşeliklerde, türbelerde adaklar adanır, dilekler dilenir, çaputlar bağlanır. Meşelere bağlanan bazen bir bez parçasıdır, bazen de bir saç dili. Manisa tarafında bulunan ve kutsal oldukları sayılan yerlerse ağaç adı taşır. Orman Dede, Çalı Dede, Gül Dede, Pınar Dede gibi.
Yaşam biçimleriyle adeta Orta Asya'dan günümüze zaman yolculuğu yaptırıyorlar bize. Şaman kültüründen günümüze renkler taşıyorlar. Türklerinde de meşe ağacı kutsal sayılıyor. Yakutlarda aile ocağı sönmemesi gereken kutsal bir ateştir. Ocağı koruyan kutsal ruhu yaşatmak için ocak ateşi asla söndürülmez, düşmana ateş verilmez. İşte bu ocakta yakılan, kutsal sayılan meşe ağacıdır. Akdeniz ve Ege bölgesinde en çok bulunan çam ağacı ise tahtacıların geçim kaynağını oluşturur ve kesim işinde en çok çam ağacıyla karşılaşılır. Bir zamanlar köylerde orman içlerinde sadece kendi toplumlarıyla iç içe yaşarken, bugün kentlerin, kasabaların, varoşlarında da mekan tutuyorlar. Bu mekanlarda kendi yaşam biçimlerinin dışındaki inançlardan etkileniyorlar. Aslında kalabalık şehirlerde çok yalnızlar. Kentleşmenin faturasının tahtacılar üzerindeki etkisi ağır. Yavaş yavaş eziliyorlar, büyük şehirlerin ağırlığı altında, kalabalığın içinde kayboluyorlar. Kültür erozyonu o kadar yoğun ki köylerde bile unutmuş birçoğu hangi ocağa bağlı olduklarını. Çoğu köye son 50 yıldır ocaklarından dede uğramaz olmuş. Cem, yani toplantı yaptırmak için. Bu daha evvelleri ihtiyarlar bu işi hiç aralıksız devam ediyordu. Ama biraz gençlere doğru dayınca iş açık şehirde yani. Bu gelenek az ağır, çarka ağır dönüyor. Direniyorlar unutmamak için. Kendileri yapıyorlar cemlerini, dedeleri beklerken. Öğretilerini, felsefelerini hala yaşatmakta ısrarlı görünüyorlar. Beş asırdır unutmamışlar Karacaoğlan'ı, Pir Sultan'ı, Kaygısız'ı. Belleklerden dile dökülüyor öğreti bir bir. Pir Sultan Abdal'ın bir deyişi vardır. İnsanların dünyada büyüklenme derler ya, he, kendini beğenmiş, kibirlenmiş, büyüklenmiş, onlara der Pir Sultan. Görmedin mi der yeryüzünde bostanı, özünü turap etmiş kendi mestanı, burada alçaklık orada üstünü, gel gönül topraktan alçak olalım der. Alçaklık dediğin iyi bir şeydir. Erden evliyadan kalan ulu bir huydur. Toprağa sorarsan atası nurdur, gel gönül topraktan alçak olalım. Toprak iyi dedi, hep onu övdü. Erler evliyalar topraktan geldi. Kulun nasibini topraktan verdi, gel gönül topraktan alçak olalım. Pir Sultan söyler bunu. Büyüyüp giden ağaçlar göğe değmedi. İblis benlik içinden menzil almadı.
topraktan başkasına nazar kılmadın. Gel gönül topraktan alçak olalım. Pir Sultanım topraktandır mezarım. Ne sorarsın? Alır elime aşk kitabını yazarım. Ne gezersin? Ne sorarsın? Dağı taşı gezerim. Gel gönül topraktan alçak olalım. Yani demek istiyor ki topraktan büyük müsün? Neye büyükleniyorsun? Büyüyen ağaçlar göğe değmedi. Sen nesin? Efendim bir çekirdek ekersin 5 bostan verir, 10 bostan verir. Sen neden vermezsin? Niye? Bunu Pir Sultan böyle durdurur. Yine de gözler özlem dolu beklemekte. Dede postu boş kalırsa gelenek yürür mü? Her şeye rağmen biz töremizi, inancımızı, geleneğimizi, göreneğimizi sürdüreceğiz diye inatlı, kararlı ve belli bir bilinç dokusunda tahtacı oymakları da yer yer karşımıza çıkıyor. Ama ana tabloda iş biraz karamsarlaşıyor. Eskiden dedelerin birçoğu İzmir'in Narlıdere köyünden gelirlermiş. Son 15 yılda ise çoğu öldüğü, evlatlar da babaların izinden gitmediği için talip üzerinde dede kalmamış. Son mürşit de 1992'de ölünce Narlıdere dedeliği de ölmüş. Bunların inanç önderlerine ne bir devletçe maaş verilebiliyor ne de herhangi bir yerden. Bunların giderleri sağlanamadığı için, herhangi bir vakıf veya kurumca bunların giderleri sağlanamadığı için birçok dernek ve vakıfların hayli toparlanmalarına rağmen kitle üzerinde inisiyatif kuracak, onları asimilasyon ve değişimlerini önleyecek derecede etkili olamamaları nedeniyle de inanç boşluklarından giderek erimeye yüz tuttuklarını, önce bir inanç boşluğuna düşüyorlar, sonra da giderek değişik değerler içerisinde eridiklerini gözlemliyoruz. Yüzyıllarca korudukları değerlerini, kültürlerini, yaşam biçimlerini son 50 yılda hızla kaybediyorlar. Hatta bu yozlaşma öylesine hızlı ilerliyor ki katlanarak çoğalıyor. Onlar da bunun farkındalar aslında. Şimdi insanlarda biraz kopma oldu. Ne bileyim, o kültürü yavaş yavaş kaybediyorlar. Neden? Bu da büyüklerin demeyeyim de yani arkasına durduğumuz insanların, büyük diyerek önder gösterdiğimiz insanların kendi menfaatleri gereği işleri biraz sapıtması, biraz şeyleri, ondan biraz soğuma var yani. Kültüre biraz soğuma var. Saygı eskisi gibi değil. Güvence eskisi gibi değil. Onlar biraz değişti. Şimdi köylere, obalara dedeler gelmiyor. Devlet de ilgilenmiyor. Ama bazı uzmanlar, araştırmacılar ışık tutmak için dolaşıyorlar Ege'nin, Akdeniz'in dört bir köşesini. Yaz kış demeden, dere tepe demeden gezip anlatıyorlar hiç durmaksızın. Tahtacılar nereden gelir, nereye gider? Bir umut olmak için. Çekim ekibimizle tüm gece yolculuk yapıyoruz. Gecenin karanlığında zor bela buluyoruz. Matran dağları eteklerinde kurulu Alamut'u. Sabahın ilk ışıklarında Alamut'un pazar yeri kuruluyor. Dalıyoruz pazar yerine. Şaşırıyoruz. Bu kadar kalabalık. Çok kalabalık ve herkes tahtacı. Tahtacıların en kalabalık yerleşim yerlerinden biri Alamut Köyü. 3000 kişilik bir köy. Yeşiller içinde bir köy daha buluyoruz yol üstünde. Adı Kızılcapınar. Biliyoruz burası bir tahtacı köyü. Tahtacıların en önemli merkezlerinden bir diğeri. Islahiye, Davutlar köyünde doğan, türbesi bugün yine Islahiye, Çerçili köyünde türbesi bulunan İbrahim İshani. Bu Kabaklar aşiretinden olan İbrahim İshani'nin torunları da eski adıyla Aydın Reşadiye, yeni adıyla Aydın Kızılca Pınar'da mekan tutmuşlar. Oradan İzmir Bulgurca köyüne göçmüşler. Buradaki dede ocağının etrafındaki kümelere de
Sonradan buradan tekrar Çukurova'ya, Antalya yöresine gittikleri için Aydınlı adını aldıklarını biliyoruz bunların. Bunlar da Hacı Emirli Ocağı'na bağlı oluyorlar. Yani Hacı Emirliler İbrahim Sani'nin torunları olmuş oluyorlar. Kızılcapınar'da ormancılık yapan pek kalmamış. Çoğu da yurt dışına çalışmaya gitmiş. Köyün nüfusu azaldıkça azalmış. Ama bugün burası çok kalabalık. Bir düğün olsa gerek. Bir tahtacı düğünü. Asırlardır ormanlarda yaşamışlar. Pek gelişmemiş yemek kültürü, mutfak kültürü. Ama yine de yemekler pişirilmiş çeşit çeşit. İnsanlar menge dönmekteler. Horasan yöresinde menge diye anılan olguyu, yani el ele tutuşmadan oynanan halayları bir mistik bir hava içerisinde semahlarında kullandıklarını, buna içeri semahı dediklerini, dışarıda topluca döndükleri toylarda, düğünlerde, eğlencelerde, coşku ortamlarında, bayramlarda döndükleri semahlara da sadece menge adını verdiklerini biliyoruz. Kızılcapınar'da eşi benzeri olmayan bir Türkmen mezarlığı. Kaderine terk edilmiş. Asırların ağırlığı altında eziliyor. Adım adım çöküyor. Burası İzmir'in Narlıdere ilçesi. 50 yıl öncesine kadar burası tahtacı Türkmenlerin en önemli merkezlerinden biri durumundaydı. Ceyhan'ın Dur Hasan Dede köyünde mezarı, türbesi bulunan Dur Hasan Dede'nin ardınları çobanlı aşireti olarak Adana'daki dirlik ve düzenlerinin dağılması üzerine İzmir Ege bölgesine gelmişler. Külefli'de bir süre kaldıktan sonra, sanırım 16 çadırlık bir aile burada kaldıktan sonra İzmir Narlıdere'ye gelmişler ve burada yan yatır ocağının temelini teşkil etmişler. Yaklaşık 200 yıl önce yan yatır ocağının mürşidi Hızır Efendi bütün obalara haber salmış, bir dede evi yapılacak diye. Ses gelmiş Anadolu'nun dört bir yanından, akın etmiş insanlar yapımda çalışmak için. Ocağın çatısına konan kalaslar Antalya'dan develerle 2,5 ayda taşınmış. Tavan döşemelerinin taşları ise Malta'dan deniz yoluyla. Bugün burası terk edilmişliğin gölgesinde eski günlere dönüşü beklercesine sessiz. Ocağın bugünkü sahipleri çocuklar ve kediler. Çocuklar bütün günlerini pir sokağında oynayarak geçiriyorlar. Kedilerse sanki ocağın gözcülüğünü yapıyorlar. Bekliyorlar. Pirlerin, dedelerin, tahtacıların eski günlerdeki gibi terk edilmiş bu binaya tekrar yaşam vermesini bekliyorlar. Umutsuz değiller. Hissediyorlar yakında bir şeyler olacak diye. Belki ocak yeniden tütmeye başlayacak. Belki insanlar yine buralara gelecek. Narlıdere ilçemizde çok büyük bir komplike Cem ve Kültür Merkezi inşaatımız söz konusu. Onun da 49 yılına biz kullanma hakkını aldık ilgili belediyeden. Bir vakıf aracılığıyla o inşaatta başlayacak ve çevre düzenlemesi yapılacak. Burada yapılacak olan restorasyon sonucunda buranın çok güzel bir müzeye dönüştürmesi söz konusu. Özellikle tahtacı oymağının kendi el sanatları, kendi yöresel giysilerinin
İşte başta üç etek dediğimiz, değeri dediğimiz özel giysilerin de sergilendiği ya da o günlerde kullanılan her türlü alet, edevat ya da işte mutfak malzemeleri gibi şeyler var olan elimizde. Bunlar burada şey yapılacak, sergilenecek bir bölümü. Diğer bir kısmını kütüphane olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yüzyıllar önce Moğolların yapamadığını kendi kendilerine yapıyorlar. Orta Asya'dan Anadolu'ya bugüne kadar yaşatılan bir kültür ölüyor yavaş yavaş. Yardım elini uzatan yok. Çalışıp çabalıyor bazı dernekler. Bugün tahtacıları düştükleri inanç boşluğundan kurtarmak için. Ama daha büyük bir yardım gerek. Devlet ilgisi gerek. Yaşamak için, yaşatmak için. Biz mümkün olduğunca olayı daha çağdaş, daha cumhuriyetçi, daha layık, daha Atatürkçü çizgiler içerisinde Alevisiyle, Sünnisiyle ama insanıyla, aydınıyla bu işleri götürüyoruz. Şunun altını ısrarla çiziyorum. Bu sadece Alevilerin kendi şahsına ait bir kültür olmamakla beraber bu coğrafyada yaşamış olan ya da yaşayan tüm insanlığın ortak değerleridir, ortak paydalarıdır. Burada bu kültürün her kesime tanıtılmasına, aktarılmasına katkı koymaya çalışıyoruz. Çünkü Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi 72 bin aleme bir nazarda bakmak gerek. Felsefesi bizim temel felsefemizdir. Bu felsefe çizgisinde bu tür çalışmalarımız devam etmektedir. Anadolu'ya adım attıklarında artık Orta Asya mührü olarak bilinen kaz ayağı sembolünü de getirmiş olurlar. Şaman inancında kutsal sayılan kazın ayağı, giysilere, kilimlere, mezar taşlarına, dikilen hece tahtalarına motif olur, dağlara ad olur. Osmanlı donanmasının kereste gereksinimini karşılamak için gelmişler aslında buralara. Duymuşlar kaz çobanı Sarı Kız'ın uğradığı haksızlığı. Eski Yunan'da kutsal sayılan İda Dağı'nı onlar da kutsamışlar buralara yerleştiklerinde. Demişler Kaz Dağı. Kazdağ eteklerinde bir köy vardır. Edremit Körfezi'ne egemen bir konumda. Adı Tahta Kuşlar olan bu köyün en önemli özelliği bir tahtacı köyü olmasından çok bir etnografya galerisine sahip olması. Aslında resmi olarak müze olmadığı için adı galeri. Ama ödüllü bir galeri. Hem de UNESCO'dan ödüllü bir galeri. Paris'te bize bir destekleme ödülü uygun görmüşler. Ve bu da 94'ün sonlarına doğru çıktı geldi. İki faydası oldu. Birisi 90'lara çok güzel katkısı oldu. İkincisi de oradan ödül almak bir uluslararası nitelik kazandırmış oldu. Bu ödül bize bir başlangıç oldu vardı. Yurt içinden de 6 ödül geldi. Onur ödülleri. Böylece 7 ödülü olan ilk özel etnografya köy müzesi olmuş oldu. Tahtacıların bozulan yaşam tarzlarını, öğretilerini geleceğe aktarma amacında Kudar ailesi. Yıllar önce başlamışlar toplamaya. Türkmen köylerinde bulabildikleri tüm eskiye ait eşyayı, aleti, edevatı. Belki 50 yıl sonra hiçbir kalmaz diye. Burada daha 50 yıl önce ailenin aldığı bir kararın uygulamasına başladık. İşte kültür erozyonu oluyor. Gelin dedik bu atalarımızın kültür mirasını koruma altına alalım, sergileyelim. İkinci amacımız da bu kültürleri gelecek nesillere aktaralım. Mezarlıklara ağaç dikme geleneği, ağaçların ruhlar barınağı olduğu inancından gelmekte.
Yeşilçam ağaçlarının altına kurulmuş beyaz taşlı mezarlar ölümü değil, tahtacılar için ölümsüzlüğü simgeliyor. Çünkü onlar için mezar, ölülerin iki dünya arasındaki sonsuzluğa açılan bir geçiş kapısı. Mezarlıksa ailelerin, dostların, kısacası tüm canlıların dinlendikleri bir bahar ülkesi. Ölümün, insanların ruhunu bu sıkıcı, yorucu uğraşılardan arındırdığına inanılır. Bu bir yer değiştirmedir. Mezarlara şamanlıktan kalma bir iz gibi yemek ve su kapları konur. Ölen kişiler eşyaları yatak ve yorganıyla gömülürler. Tıpkı yanan ormanlardaki ağaçlar gibi. Şimdi Karacaoğlan bir yere varmış. Hani davaya selam vermiş. Selamını kimse almamış. Orada demek ki anlattığımız gibi büyüklenme varmış. Yani insanlarda benlikçilik. Olmayınca almış saz eline. Şöyle söylüyor orada da. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya bu dualar yerinden ayrılır bir gün. Nice bin senedir çürüyen canlar hakın emriyle dirilir bir gün. Karşıki dağlar da karlı dağ olsa, çevre yanı mor sümbüllü bağ olsa, ağ olsa, paşa olsa, bey olsa, yakasız gömleğe sarılır bir gün. Şu dünyada Adem'i olayım dersin, helalı haramı durmayıp yersin, yeme elmalını er geç verirsin, iğneden iple sorulur bir gün. Gökteki yıldızların önü terazi, ürker ile aşar gider birazı, yarın mahşer günü sorarlar bizi, hak mizan terazisi kurulur bir gün. Karacaoğlan der ki konar göçersin, ecel şerbetini bir gün içersin. Sen Sırat Köprüsü'nü bir gün geçersin, amelin arkana sarılır bir gün. Karacaoğlan'la bağlıyor tabii. Azalan ormanlar gibi. Sabahın ilk ışıklarında Alamut'un pazar yeri kuruluyor. Dalıyoruz pazar yerine. Şaşırıyoruz. Bu kadar kalabalık. Çok kalabalık. Ve herkes tahtacı.